Merhaba arkadaşlar, ben Taha. Saldırma bana ya. Nefret ediyor video çekmemden. Gel bakalım. Merhaba arkadaşlar, ben Taha. Bugün sizinle hangi binada olduğumu bir kez daha çözeceğiz. Çünkü yeni bir test çıkardılar. Habire test çıkartıyorlar. Daha önce Pottermore sitesinde bir test vardı hangi binada olduğumuza dair. Artık Pottermore sitesi yok. Pottermore kapandı ve isim değiştirdi. Wizarding World oldu. Bunun bazı sebepleri var. Bundan ilerleyen videolarda bahsedeceğiz. Haber bülteni videosunda bahsedeceğiz bundan. Site değişince, Pottermore'dan Wizarding World olunca... Git kemiğini ye. Site değişince, Pottermore'dan Wizarding World olunca testi de değiştirdiler. Daha gelişmiş bir test olduğunu söylüyorlar. Ben bir önceki testi çözmeye çok endişeleniyordum. Çünkü kendimi Gryffindor'a ait hissediyorum. Pottermore testinde başka bir bina çıkarsam birazcık üzülürdüm. Bu diğer evleri sevmemekle alakası yok. Hepsi çok güzel binalar. Yani hangi binada olduğunuzun hiçbir önemi yok aslında. Ama sadece ben kendimi Gryffindor'a yakın hissettiğim için Gryffindor'da olmayı seviyordum. Ve testi çözmeye bayağı bir süre erteledim ya Gryffindor çıkmazsam diye. Sonra dedim ki neyse çözeceğim. Ama her cevap verdiğim soruda şöyle dedim. Lütfen Gryffindor olsun, lütfen Gryffindor olsun, lütfen Gryffindor olsun. Ve gerçekten Gryffindor olmuştu. İlk Pottermore testinde Gryffindor binasına ait çıkmıştım. Zaman içerisinde birçok cosplay yaptım. Bunların arasında Slytherin olanlar da vardı, Ravenclaw olanlar da, Hufflepuff olanlar da vardı. Hatta YouTube profil fotoğrafım Slytherin cübbesiyle. O yüzden birçok mesaj alıyordum. Kendinin Gryffindor olduğunu söylüyorsun ama fotoğrafın Slytherin'li diye. Şimdi yenilenmiş testi çözeceğiz ve hangi binaya ait olduğumu öğreneceğim. Wizarding World'e girelim. Site değişti demin de dediğim gibi ve wizardingworld.com adı altında buluştu. Bu biraz daha fantastik canavarları da için içine katma çabasından kaynaklanıyor aslında. Açılış sayfasında Wizarding World, The Home of Harry Potter and Fantastic Beasts yazıyor. Altında çeşitli içerikler yer alıyor. Aslında bunun bir uygulaması da çıktı. Wizarding World App diye bir uygulama çıktı. Ama uygulama henüz sadece İngiltere ve Amerika'da kullanılabiliyor. Bu uygulamada Harry Potter dünyasına dair, büyücülük dünyasına dair güncel haberleri öğrenebiliyorsunuz. Çeşitli bilgiler yer alıyor. Aslında Pottermore'daki bilgilerin de yer aldığı daha geniş bir platform haline getirmeye çalıştılar. Hatta bizim şimdi çözeceğimiz bina testi Wizarding World App'ten de çözülebiliyor. O versiyonunda kameradan kendinizi gösteriyorsunuz ve seçmen şapka kafanıza yerleşiyor. Ama Türkiye'de uygulama kullanılamadığı için biz şimdi internetten çözeceğiz. 02.01.1994. Yeni sitede çok fazla büyü şakası yapmışlar. Mesela aktivasyon maili göndereceği zaman sana bir baykuş gönderdik, pardon e-mail gönderdik şeklinde bir şaka yapıyor. Official Harry Potter Fan Club'a hoş geldin şeklinde bir uyarıyla bitiriyor. Ve şimdi site açılıyor. Taha Şahin. Evini keşfet. Başka şeyler var. Asa seçimi var. Ve Patronus seçimi var. Biz bu videoda evimi keşfedeceğiz. Biraz gerginim. Teste başlamadan hemen yeni sitedeki seçmen şapkayı görüyoruz. Demin bahsettiğim telefondan çözebiliyorsunuz da kafanıza seçmen şapka yerleşiyor dediğimdeki seçmen şapka bu. Bunu yerleştiriyorlar app'le. Başlıyoruz bakalım. Şafak vakti mi, akşam karanlığı mı? Dawn mı, dusk mı? Dawn. Hangisini içmek isterdin diye soruyor bana. Bunu içmek isterdim. Bir arkadaşım sınavda hile yapmış ve ne yaparsın diye soruyor. 4 seçenek var. Ben arkadaşımı korurdum ve yalan söylerdim. Derdim ki ben bir şey bilmiyorum. Hangisini tercih edersin diye soruyor. Ben...
Öldükten sonra insanların senin hakkında ne düşünmesini, senden nasıl bahsetmesini isterdin gibi bir soru var. Eğer bir gücün olsaydı hangisini seçerdin? Zihin okuma, zamanı değiştirebilme, görünmezlik, hayvanlarla konuşma. Şimdi hayvanlarla konuşma çok güzel çünkü şu eşekle konuşabilirdim. Ama görünmezliği seçiyorum. Hogwarts'a hangisini götürmek isterdin? Kedi, kurbağa ve baykuş. Tabii ki baykuş. Barnoul, Tamni Owl, Snowy Owl. Tabii ki Snowy Owl yani. Black or white, black or white, black or white, black or white. Black or white diye sormasını sevmiyorum çünkü iyi misin, kötü müsün demek bu yani. White. Seçmen şapka hazır. Şu anda tıklayınca hangi binaya ait olduğumu öğreneceğim. Not Slytherin, not Slytherin. Not Slytherin, eh? Better be... Gryffindor! O kadar mutlu oldum ki gerçek bir Gryffindor'muşum. Şans getirsin diye zaten üstüme de Gryffindor'lu bir şeyler giymiştim. Oh! Bazen çünkü bakın niye bu kadar gerildim biliyor musunuz? Bazen ben bile kendimi Slytherin'e ait olduğunu hissediyorum. Gerçekten bazen bazı davranışlarım, hareketlerim falan böyle sanki tam bir Slytherin binasına ait bir büyücü gibi. O yüzden de endişeleniyordum acaba Gryffindor değil miyim diye. Ama ikinci kez Gryffindor çıktım teste. Ben testin linkini açıklamalar kutucuğuna bırakacağım. Siz de çözün ve hangi binada ait olduğunuzu yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Bu internetteki en güvenilir test sonuçta. Çünkü official bir şey. Bayağı rahatlamış durumdayım şu anda. Gerçekten tam bir Gryffindor'um artık. Kimse bana bir şey diyemez. Kimse benim Gryffindorluluğumu sorgulayamaz artık. Bunu söylediğim için diğer binaya ait olan arkadaşlar bana kızıp gücenmesin. Siz de kendi binanızla gurur duyun canım. Ama zaten Gryffindor'larda şey vardır ya. Böyle Gryffindor'lu olmakla bir mutlu olma, sevinme. Seviyorum Gryffindor'lu olmayı, Gryffindor'da olmayı. Hoşuma da gidiyor. Siz de testi çözünce aşağıda yorumlarda buluşalım. Gryffindor dönem arkadaşlarımla hasret giderelim yorumlarda. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gryffindor ortak salonunda görüşürüz. Ne o kadar mızmızlandın, şey yapıyorsun, yaramazlık yaptın. Mwah. 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 Mwah.